Sevgili arkadaşlar, kadınlar yaratılışları gereği iltifat edilmesinden oldukça hoşlanırlar. Boşuna dememişler. Erkekler gözlerle, kadınlar sözlerle sevişir. Bir kadına saygı duyulduğunu, takdir edildiğini ve istendiğini nasıl hissettireceğini biliyorsan oyunu kazandın demektir. İltifatlar pek çok şekilde yapılabilir. Görünüşü olabilir, zekası, mizahı, gülümsemesi, moda anlayışı, tarzı bunların hepsi iltifat için en güzel malzemeler. Böylece o kadının kendisini özel hissetmesini sağlayabilirsiniz. Ve birazdan bir kadının kalbinin hızlı atmasını sağlayacak, aynı zamanda bir kız arkadaş edilmenize yardımcı olacak iltifatların listesini sunacağım arkadaşlar. En iyi iltifatlar kalpten gelenlerdir. Ona gerçekten kendini özel hissettirmek istiyorsanız, ne kadar akıllı, eşsiz, ilham verici ve eğlenceli olduğunu bilmesini sağlamalısınız. Ona her zaman ne kadar akıllı olduğu konusunda iltifat etmelisiniz. Çünkü kadınlar hem iç görünüşleriyle hem dış görünüşleriyle ölmek isterler. Bu yüzden ona çok akıllısın diyebilirsiniz. Diğer bir iltifat harika bir moda anlayışım var. Kadınlar ne giyecekleri konusunda ve kıyafetlerini nasıl kombine edecekleri konusunda oldukça zaman harcarlar. Onun giyim zevkini överek piyangoyu kazanabilirsiniz. Bir diğeri her zaman günümü güzelleştiriyorsun. Tıpkı erkekler gibi kadınlar da esprili yönleriyle övülmek isterler. Bu sayede onunla vakit geçirmekten ne kadar keyif aldığınızı anlatmış olursunuz. Demin söylediğim gibi sevgili arkadaşlar en iyi iltifatlar içten söylenendir. Resim yapmakta, şarkı söylemekte, veya herhangi bir enstrüman çalmak ise bunları elbette övebilirsiniz ama sahte iltifat etmemeye özen göstermelisiniz. Burada sadece görünüşüne değil, becerilerine ve yeteneklerine de dikkat etmiş oluyorsunuz. Bir diğeri de çok şefkatlisin. Size kahve yaptığında ya da bir bardak su getirmek için kalktığında eğer hastaysanız size bakıcılık yaptığında ona ne kadar ilgili olduğunu fark ettiğinizi söyleyin. Kesinlikle iltifatlar hak edilmeli. Örneğin şöyle bir şey söylediğinizde keşke seninle daha önce tanışsaydım. Bu iltifatı eski kız arkadaşınızdan bahsederken ya da genel olarak geçmişten bahsederken kullanabilirsiniz. Onu hayatınızda görmekten mutlu olduğunuz için kendini özel hissedecektir. Bir diğeri de sen benim hayatımın ışığısın. Zor zamanlar geçiriyorsanız ve o da sizi rahatlatmak için elinden geleni yapıyorsa, işte o zaman bu sözcüğü çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir nevi teşekkür anlamında bir iltifat. Bir diğeri, burada seninle olduğum için mutluyum. Kadınlar daha çok başkalarının mutluluğunu ön plan alırlar. Bir kadın eğer sevdiği bir erkek varsa onu her zaman önceliği yapacağından dolayı bunu duyduğunda çok mutlu olacaktır. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğu çünkü. Bir diğeri de çok korkusuzsun. Kendine özgüvenlisin. Ne zaman inanılmaz bir şey yapsa onun korkusuzluğunu beğendiğinizi söyleyin. Kendine ne kadar fazla güvendiği konusunda da iltifat edecek olursanız gelecekte daha da kendinden emin olacaktır. Bir diğeri de şu arkadaşlar. Girdiğin her yeri aydınlatıyorsun. Karizmatik kişilerin cinsiyeti yoktur. İyi bir auraya sahipse ve gerçekten de girdiği odayı aydınlatıyorsa bunu ona rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Her odaya girişinde canlandırıcı bir enerji ve pozitiflik yayıyorsa, tanıştırdığınız her yakınınızın kalbini de anında çalıyorsa bunu hak ediyordur. Bu iltifatları söylemekte hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Aksine kazancınız olacaktır. Bana ilham veriyorsun. Sadece senin yanında olduğum için çok şey öğreniyorum. O sizin en büyük ilham kaynağınız ve hayatınızı onsuz hayal bile edemiyorsunuz. Size güçlü hayat dersleri veriyor ya da en iyi tavsiyelerde bulunuyor. Ona ne zaman ihtiyaç duysanız her zaman yanınızdadır. Öyleyse bu iltifatı da hak ediyordur. Sende çok moral verici bir şey var. Onu 7-24 düşünmenize neden olan bir şey var. Her zaman aklınızdadır. Çünkü kişiliği canlandırıcı ve büyüleyicidir. Her kadın kendisinde özel bir şeyler olduğunu bilmek ister. Bir diğeri de her zaman havalı, hoş ve canlı görünüyorsun. Kadınlar kişisel bakımlarına çokça zaman harcarlar. Her zaman hoş ve canlı görünmek için ellerinden geleni yaparlar. İşte bu yüzden bu iltifatı hak ederler. Hepsi için geçerli demiyorum. Beraber olduğunuz kadından ya da müstakbel kız arkadaşınızdan bahsediyorum. Senin yanımda olmanı seviyorum. Sadeliğine, mize anlayışına ve onu şimdiye kadar tanıdığınız kadınların içerisinde benzersiz yapan zihniyetine sıra sıklam aşık olmuş olabilirsiniz. İşte o zaman böyle bir iltifat oldukça işe yarayacaktır. Birçok yönden nefes kesicisi. Sizin için ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar güzel olduğunu söylediğiniz bütün kelimeler tükendiğinde bunu ona bildirmek için Bunları söyleyebilirsiniz ve size her baktığında nefesinizi kesiyorsa en güzel iltifatlardan biri budur arkadaşlar. Bir kadına hem görünüşüne hem kişiliğine iltifat ederek güzel olduğunu söyleyebilirsiniz. İltifat denildiğinde hemen dış görünüş akla geliyor ama öyle değil. Çünkü güzellik iç ve dış güzellikten oluşur. Her ikisine birden iltifat ettiğinizde onun kalbini de kazanmış olursunuz. Aynı zamanda ona ne kadar büyüleyici olduğunu göstermenin de bir yoludur. Onun güzelliğine şu şekilde iltifat edebilirsiniz. Sen tanıdığım en güzel kadınsın. Eğer bunu ona söylerseniz bulutların üzerine çıkacaktır. Burada anahtar güzellik kelimesinde. Çünkü bu tek kelime onun iç ve dış güzelliklerini kapsıyor. Güzel şu anlama gelir arkadaşlar. Özel biri, harika biri, seksi ve akıllı. Tanıştığı en güzel insan olduğunu kim hissetmek istemez ki? Güzellikle ilgili iltifatlardan bir diğeri de gözlerine ve dudaklarına bakmadan duramıyorum cümlesi. Ona bunu söylerseniz gözlerinden ve dudaklarından ne kadar büyülendiğinizi incelikle söylemiş olursunuz. Gözler ruhun aynası olarak bilinir. Eğer onun gözlerine iltifat ederseniz ne kadar düşünceli ve derin olduğunuzu görecektir. Kadınlar derin şeyleri severler. Çünkü bu onlara önem verdiğinizi gösterir. Gülümsemenin günümü aydınlatmasına bayılıyorum. Her kadın gülümsemesinin övülmesini ister. Ona takdir edildiğini hissettireceksiniz. Bu şekilde daha sık gülümseyecektir. Çünkü bunu fark ettiğinizi bilecek. Saçın bugün harika görünüyor. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bir kadının saçı kutsal bir yerdir. Saçına iltifat ederseniz onu dünyanın en mutlu kadını yaparsınız. Bu şekilde ona en iyi görünme çabalarını fark ettiğinizi de göstermiş olacaksınız. Ona makyajlı ve makyajsızken ne kadar güzel olduğunu söylemeyi unutmayın. Kadınlar onları her iki şekilde de sevdiğinizden emin olmak isterler. Oldukça sık duyulan iltifatlardan biridir ama işe yarar. Güzelliğinle büyülendim. Gözleri elmas gibi parlıyor. Saçları muhteşem. Gülümsemesi de bir o kadar harika. Denemeden bile sizi güldürme yeteneği de etkileyiciyse içten dışa güzelliği karşısında büyüleni verirsiniz. Hayatımda olduğun için çok mutluyum. Hayatınızın her saniyesini onunla geçirebilir ve onun varlığından sıkılmazsınız. Hayatınızda böylesine eğlenceli, ilham verici ve güçlendirici bir kadınla olduğunuz için kutsanmışsınız. Ve o da tüm bunları bilmeyi hak ediyor. İçimdeki en iyi şeyi ortaya çıkarıyorsun. Kendinizin en iyisi olmak için sizi motive ediyorsa, sizi ayaklarınızın üzerinde tutuyorsa, üzgün olduğunuzda moralinizi yükseltiyorsa, işte bu iltifatı hak etmiştir. Onu gördüğünüz anda kalbinizi çalan büyülü bir insan. Her santimine bayılıyorum. Bazen sebepsiz yere gülümsemesini, en sevdiği yemeği yerken yeme şeklini, sıcacık sarılışını, sevimli hareketlerini seviyorsunuz. Onun her santimini seviyorsunuz. Çünkü o sizin hayatınız. Sevimli bir kadına eğer iltifat etmek istiyorsanız, onu sevimli yapan ne varsa onlara vurgu yapın. Sevimli ve sizi çıldırtan tatlı kişiliğine odaklanın. Sevimli bir kıza iltifat etmek, kolay iş değildir. Çünkü kelimeler yetmeyebilir. Sevimli jestler ve şirin hareketlerde bulunuyorsa ona o zaman bu iltifatları yapabilirsiniz. Sen çok tatlısın. Bunu her zaman diğer iltifatlarla birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin senin gibi biriyle hiç tanışmadım. Günümü güzelleştiriyorsun. Sana hiç sıkılmadan saatlerce bakabilirim. Bu gördüğünüzden hoşlandığınız anlamına gelir. Eğer gördüğünüzden hoşlanıyorsanız bu da sizden hoşlanacaktır. Şunu da deneyebilirsiniz. Saatlerce uyurken sana bakabilirim ve hiç sıkılmam. Çok klasik gelebilir ama kadınlar gerçekten bu iltifatları duymaktan hoşlanırlar. Ne zaman seninle olsam zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Sıkıcı biriyle beraberken zaman geçmek bilmez. Ne zaman seninle olsam Zamanın nasıl geçtiğini unutuyorum dediğiniz zaman bu onunla harika vakit geçirdiğinizi ve onu tekrar görmek için sabırsızlandığınızı anlatır. Onun giydiği kıyafetlere iltifat ederseniz şöyle bir şey olabilir. Bu giydiğin elbise ne kadar yakışmış. Bu kırmızı elbisenin ya da kazağın içerisinde harika görünüyorsun. Çoğu zaman kadınlar ne giyeceklerini seçerken kararsız kalırlar. Ona giydiği kıyafetle çok güzel göründüğünü söylerseniz işinizin yarısı bitmiş olacaktır. Sen olduğun gibi mükemmelsin. Asla değişme. Bu özellikle önemlidir. Çünkü herkes olduğu gibi sevilmek ve beğenilmek ister. Gözlerimi senden alamıyorum. Onun büyük, masum gözlerini ve sevimli gülümsemesini izlemekten kendinizi alıkoyamazsınız. Bazen size sevimli bir oyuncak ayıyı hatırlatıyor olabilir. Tek yapmak istediğiniz onunla kucaklaşmak. Kadınlara söylenecek oldukça fazla irtifat var. Bunlardan bir tanesi konuşmanı hiç sıkılmadan dinleyebilirim. Bundan da asla bıkmam. Sen benim gerçekleşen hayalimsin. Ama bunu işten söylemelisiniz. Ses tonunuz da çok önemli. En azından kendinden emin bir tavırla söylemelisin. Sen benim için her şeysin ya da sen benim her şeyimsin. Bunca yıldan sonra bile sana Tekrar tekrar aşık oluyorum. Gördüğüm en güzel gülümsemeye sahipsin. Her gün daha iyi olmam için bana ilham veriyorsun. Sen benim en iyi arkadaşım, suç ortağısın. Günlerimin seninle başlayıp seninle bitmesini istiyorum. Küçük şeylerden mutlu olmana bayılıyorum. Hayattaki tüm küçük şeyleri nasıl takdir ettiğini görüyorum ve bunları seviyorum. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama sen süper bir kadınsın. Kim olduğunu hayattan ne istediğini bilmeni seviyor. Harika iletişim becerilerin var. Güldüğün zaman çok tatlı görünüyorsun. Güçlü kadın dendiğinde aklıma sen geliyorsun. Varlığın beni çok rahatlatıyor. Sen türünün tek örneğisin. Oldukça nazik bir ruha sahipsin. Bir sıradanlık var, bir de sen varsın. Senin yanındayken zaman sanki duruyor. Her zaman ne söyleyeceğini biliyorsun. Başkaları için Oldukça iyi bir örneksin. Sevdiğin insanlar hayatlarında olduğun için çok şanslı. Herkes bazen yıkılır ama sen çok farklısın. Hemen ayağa kalkmayı başarabiliyorsun. Kadınlar bunları duydukları zaman oldukça duygusallaşabilirler. Çok iyi bir dinleyicisin. Ayakları yere basan bir kadınsın. Oldukça cesursun. İyimserliğin ve pozitifliğin bulaşıcı. Kararlılığını çok seviyorum gerçekten saygıya değer. İltifatı bir sohbetin içerisinde doğal bir şekilde doğrudan uygulamalısınız. Sekeleme ya da tereddüt asla olmamalı. Benzersiz olmaya özen göstermelisiniz. Kadınlar için en iyi iltifatlar eşsiz olanlardır. Nokta. Bir kadından hoşlanıyorsunuz, onun güzelliğine iltifat etmek istiyorsunuz. Dediniz ki çok güzelsin. Yani tamam ama da güzel olan şey nedir? Onu diğer kadınlardan farklı kılan şey nedir? Bunu bir düşünün. Bütün erkekler aşağı yukarı aynı cümleyi kullanabilirler. Bir ya da iki kelimeden oluşan tüm iltifatlar düşük bir çaba olarak kabul edilir. Aynı şey sosyal medya için de geçerli. Çok güzelsin demek benzersiz olmamaktır. Ona gözlerinin sana özel bir şeyi hatırlattığını söylemelisin. Ona gülümsemesinin ne kadar güçlü olduğunu ve her tarafı aydınlattığını söyleyebilirsin. Ona büyülü olduğunu ve onun gibi biriyle hiç tanışmadığını söylemelisin. Genel, sıkıcı, az çaba harcayan biri olmaktan çıkmalısınız. Onunla ilgili her şeyi fark ettiğinizi ona göstermelisiniz. Hatta kendisinin bile farkında olmadığı şeyleri sizin fark ettiğinizi ona göstermelisiniz. İltifat ederken kararsız fiiller kullanmamaya özen göstermelisiniz. Bu onu özel hissettirmeyecektir. Birinin görünüşünüze iltifat etmesi hoşunuza gider ama aynı zamanda kişiliğinizi de övmesi artı puan kazandır. Öyle değil mi? Harika iltifatlar etmenin tek yolu hepsini ezberlemek değil elbette. Yaratıcı olmaya özen göstermelisiniz. Yeni kelimeler icat edin, kelimelerle oynayın. Bir şeyleri birbirine bağlayın ve kendinizi benzersiz şekillerde ifade edin. Yeni saç modelini beğendim. Zümrüt yeşili gözlerini vurguluyor diyebilirsiniz. Bazı erkeklerin kendilerini kelimelerle ifade etmekte zorlandıklarını oldukça iyi anlıyorum. Bunun için pratik yapmalısınız. Pratik yapmak mükemmelleştirir. Bir kadına iltifat etmeden önce iki kez düşünün. Bir iltifatın kulağa benzersiz gelmesini sağlayabilecek Yeni şeyler düşünün. Aklınıza gelen ilk iltifatı söylemeyin. Büyük ihtimalle çok yaratıcı olmayacaktır. Bir kadına iltifat ederken zaman ve yer çok önemli. Her yerde iltifat edemezsiniz. Örneğin sıkıntılı görünüyorsa, görünüşüne iltifat etmenin hiçbir anlamı yok. Böyle durumlarda ona sarılmak ve sakinleştirici bir şeyler söylemek en iyisidir. İltifatın da belli bir ölçüsü olmalı. Çok fazla da mütevazı olmamalısın. Evet sevgili arkadaşlar, bu konuyu anlatmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.